Haritada numaralanmış ülkelerden hangisindeki tarım faaliyetleri daha çok temel ihtiyaçları karşılamaya yöneliktir? Gelişmiş ülkelerde daha çok ticari amaçla düşünülmekte, gelişmemiş ülkelerde daha çok temel ihtiyaçları karşılama yönelik olmaktadır. 1 gelişmiş Amerika, 2 gelişmiş olan Fransa, 3 Rusya, bunun yanında 5 Avustralya. Ama Somali 4 numarayla verilen alanda gelişmemiş, daha çok tarım temel ihtiyaçları karşılama yönelik. O yüzden doğru cevabımız 4 numara D şıkkı oldu. İntansif yöntemlerle tarım yapan ülkelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? İntansif tarım modern, gelişmiş tarım yöntemidir ve gelişmiş tarım yönteminde sulama, gübreleme, tohum ıslahı gibi çalışmalar yapılmıştır. Yani A şıkkı doğru. B şıkkına baktığımızda makineleşme yaygın olduğu için tarımda çalışan insan sayısı az. Çünkü daha çok işi makineler yapıyor gelişmiş modern tarım yönteminde. Bu da doğru bir ifade bununla ilgili. C. Yarı kurak iklim bölgelerinde verimi arttırmak için tarım alanlarının bir kısmı Nadas'a bırakılmaz. Nadas toprağın belli bir süre boş bırakılmasıdır. Gelişmiş tarım yönteminde bu tür uygulamalar yapılmamaktadır. D. Büyük çiftlikler kurularak besi hayvancılığı intensif tarım yöntemi yine uygulanan bir özellik taşıyor. E balıkçılık faaliyetleri büyük ve dayanıklı gemilerle açık denizlerde yapılır ki gelişmiş bir ülke olduğu için yine bu şekilde bir balıkçılık yapabilir bu tür ülkeler. O yüzden burada NADAS uygulaması bu tür ülkelerde daha az yapılmakta C şıkkı doğru cevabımız oldu söylenemez dediği için. Aşağıdaki tabloda Somali ve Fransa'ya ait bazı bilgiler verilmiştir. Numaralanmış karşılaştırmalardan hangilerinde hata yapılmıştır? 1 numaralı öncülde kırsal nüfus oranı verilmiş. Somali'de %20.4, Fransa'da %60.4. Ki Somali gelişmemiş bir ülke. Somali'de kırsal nüfus oranı daha fazladır. Ki kırsal nüfus oranı Fransa'da daha az, kentsel nüfus oranı Fransa'da daha fazla. O yüzden burada bir yanlışlık yapılmış. 2. Tarımda çalışan nüfus oranı yüzde olarak ki tarımda çalışan nüfus oranı yüzde 2.7 verilmiş Somali'de gelişmemiş bir ülke olduğu için tarımda çalışanların oranı daha fazla. Yine bunların bu rakamların burada yer değiştirmesi gerekiyor. Yine bir hata yapılmış. 3. Gayri safi yurt içi hasıla e, ki Fransa'da daha fazla doğru bir karşılaştırma. 4. Tarımdan elde edilen gelir Fransa'da daha fazla doğru bir karşılaştırma. 5 tarımın gayri safi milli yurt içi hasılasının oranı baktığımızda yine özellikle tarımın daha çok önem kazandığı Somali buradan daha çok gelir elde ediyorlar ama kazandıkları para yine Fransa'dan daha düşük ancak kendi içerisinde en çok gelir tarımdan elde ediyor doğru bir ifade. O yüzden burada yanlış olanları sorduğu için 1 ve 2 hata yapılanları A şıkkı doğru cevabımız oldu. Yukarıda verilen ülkelerden hangilerinde doğal koşulların tarımsal üretime etkisi daha fazladır? Ki bu doğal koşullar daha baskın bir şekilde oluyorsa bir ülke tarımında burada özellikle olarak ekstansif tarım yöntemi uygulanır. Ve bu ekstansif tarım yönteminin uygulandığı ülkeler gelişmemiş ülkelerdir. Gelişmemiş ülkelerde doğal koşullar örneğin o yıl kurak geçerse üretim oldukça düşmektedir. O yüzden gelişmemiş ülkeleri aradığımız için Tanzanya ve Bangladeş gibi ülkeleri burada almamız gerekiyor. Diğerleri çünkü gelişmiş ülkeler. 1 ve 3 yani B şıkkı doğru cevabımız oldu. Haritada numaralanmış ülkelerden hangilerinde tarımda çalışanların oranı daha azdır? Ki gelişmiş ülkelerde tarımda çalışanların oranı daha az. 1 numarada verilen Amerika Birleşik Devletleri, 2 numarada verilen Fransa gelişmiş olduğu için bu alanlarda tarımda çalışanların oranı daha az. O yüzden A şıkkı 1 ve 2 doğru cevabımız olacak. 4 numarada verilen Peru, 3 numarada verilen Myanmar ki bu ülkeler gelişmemiş olduğu için tarımda çalışanların oranı daha fazla olacaktır. O yüzden de 1 2 A şıkkı doğru cevabımız oldu. Yer şekillerinin engebeli olduğu bazı ülkeler modern tarım yöntemleri uygulayarak tarımsal verimi arttırmaktadır. Bu duruma ülkelerinden hangileri örnek gösterilebilir? Ki bu ülkeler içerisinde yer şekillerinin düz olduğu Hollanda'yı elememiz gerekiyor. Yani ilk başta 2 numarayı eledik. Hollanda çünkü düz bir ülke olarak karşımıza çıkıyor. Bunun yanında İsviçre oldukça dağlık engebeli bir bölge. Yani 3 numaranın olması gerekiyor. Japonya yine dağlık engebeli bir ülke. O zaman biri de almamız gerekiyor. Danimarka'da çünkü düzlük alanların Japonya ve İsviçre'ye göre daha fazla olduğu bir yer. O yüzden burada 1 ve 3 gösterilebilir dediği için aldığımız örnek ülkeler oldu. B şıkkını dikkate almış olduk. Uluslararası Çalışma Örgütü ILO. Uluslararası Para Fonu IMF. Dünya Sağlık Örgütü WHO. Dünya Bankası. Bu uzmanlık kuruluşları aşağıda verilen uluslararası örgütlerden hangisine bağlı olarak çalışmaktadır ki bu örgütler Birleşmiş Milletlere yardımcı olan ve Birleşmiş Milletler çatısı altında dikkate aldığımız örgütlerdir. O yüzden de doğru cevabımızın B şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Aşağıda Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'na üye olan ülkelerin haritası verilmiştir. Bu örgüte aşağıda verilen ülkelerden hangisi üye değildir? Ki buna üye olarak biz Romanya'yı bunun yanında baktığımızda Azerbaycan'ı, yine Yunanistan'ı, bunun yanında Rusya'yı örnek verebiliyoruz. Ancak Macaristan Orta Avrupa'da, Avrupa'nın orta kesiminde bulunan bir ülke ve burada gösterilmemiş. O yüzden de doğru cevabımızın E şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye, yukarıda verilen uluslararası örgütlerden hangilerine üyedir? Avrupa Birliği'ne üyeliğimiz bulunmamakta. Bağımsız Devletler Topluluğu ki Rusya'nın dağılmasından sonra ortaya çıkmıştı. Buna da üye değiliz. Ancak ekonomik işbirliği ve kalkınma teşkilatına ve Kuzey Atlantik Antlaşması NATO'ya Türkiye'nin üyeliği bulunmaktadır. O yüzden burada doğru cevabımız 3 ve 4 E şıkkı oldu. Kısa adı OPEC olan petrol ihraç eden ülkeler örgütü 1960 yılında Bağdat'ta kurulmuştur. Amacı dünya genelinde petrol fiyatlarının ve petrol miktarının belirlenmesidir. Buna göre aşağıda verilen ülkelerden hangisinin bu örgüte üye olması beklenemez. Bu alanlar içerisinde ya da ülkeler içerisinde doğal kaynak bakımından fakir olan ki petrol, doğal gaz gibi kaynakları bulunmayan Güney Kore'yi bu birlikte almıyoruz. Suudi Arabistan, Venezuela ki şu an dünyada en fazla petrol rezervine sahip ülke, yine İran, Libya gibi ülkelerde e, petrol doğal kaynak olarak bulunmakta ve bu tür alanlarda petrol ihraç eden ülkeler örgütüne üye olmaktadır. Güney Kore'yi alamadık o yüzden doğru cevabımız B şıkkı oldu. Aşağıda uluslararası örgütlerden birine ait özellikler verilmiştir. 1949 yılında Sovyetler Birliği'ne karşı Avrupa'nın güvenliğini sağlamak için kurulmuş olan bu örgütümüz, uluslararası örgütümüz NATO'dur. Ki NATO'da Kuzey Atlantik Antlaşması örgütü olarak geçmektedir. Amacı hukukun üstünlüğü ve özgürlükleri tanıyan devletlerin barış ve güvenliğini sağlamaktır ki askeri amaçla kurulmuş bir örgüttür. Türkiye, Kore Savaşı'nda kazandığı başarılar sayesinde 1952 yılında NATO'ya dahil olmuştur. Yani doğru cevabımızın D şıkkı Kuzey Atlantik Antlaşması örgütü olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanında Türkiye'ye baktığımızda özellikle Avrupa Birliği'ne üye değil bu kuruluşlar içerisinde ee, gelişen 8 ülke, Grup 20, D20 kısmı, bunun yanında Birleşmiş Milletler gibi ülkelere üyeliğinde ya da örgütlere üye olan ülkeler arasında olduğunu söyleyebiliriz. Birleşmiş Milletler'in ana organlarından olan Güvenlik Konseyi 5 daimi ve 10 geçici üyeden oluşur. Güvenlik Konseyi'nde alınan kararları 5 daimi üyeden birinin veto etmesi halinde kararlar uygulamaya geçmez. Aşağıdaki ülkelerden hangisi bu veto hakkına sahip ülkelerden biri değildir? Ki ABD, Çin, Fransa, Rusya bu ülkeler içerisindedir ama Japonya'nın veto yetkisi bulunmamaktadır. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı oldu. Bu konseyde beşinci olarak baktığımızda özellikle İngiltere veto etkisi olan diğer bir ülke daimi üye olan ülkedir. Ki ABD, Çin, İngiltere, Fransa ve Rusya'yı burada aradığımız için Japonya'yı alamadık. Aşağıda bazı atık türlerine ait örnekler verilmiştir. Buna göre aşağıda verilen atıklardan hangisine ait örnek verilmemiştir? Hastane türü sağlık kuruluşlarından kaynaklanan ve bazı hastalıklara yol açan atıklara biz tıbbi atık adını veriyoruz. Fabrikalarda üretim işlemleri esnasında oluşan ve zararlı madde içermeyen atıklara endüstriyel atık adını veriyoruz. Bunun yanında tarım ilaçları, yağlar, temizlik malzemeleri gibi kimyasal atıklarla zehirli maddeler içeren atıklara özellikle olarak baktığımızda e, tehlikeli atıklar adını veriyoruz. Binaların tadilatı ya da binaların yapım ve bakımı sırasında ortaya çıkan atıklara ee, özellik olarak baktığımızda inşaat atıkları diyoruz. Yani burada doğru cevabımızın B şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Evsel atıklara ait bir özellik verilmemiş. Çevre sorunu doğal süreçler ile beşeri faaliyetler sonucu çevrenin zarar görmesi, kirlenmesi ve doğal dengenin bozulmasıdır. Çevre sorunları insan kaynaklı olabileceği gibi doğal süreçler içerisinde de ortaya çıkabilir. Buna göre aşağıdaki çevre sorunlarından hangisinin ortaya çıkmasında doğal süreçler etkili olmuştur. Kanalizasyonların göllere boşaltılması ile su kirliliğinin oluşması ki bunları insanlar kanalizasyonlara boşaltıyor ve oradan göllere gidiyor. Bu beşeri bir özellik sonucu çevre sorununun ortaya çıkması, kirliliğin artması. Ve nükleer santrallerde meydana gelen kazalar sonucu ki bu kazaların sebebi yine insanlar o radyoaktif kirliliği ve çevre sorunu yine insan oluşturuyor. C. Volkanik patlamalar sonucunda asit yağışlarının oluşması. Volkanik patlamaları insan oluşturmuyor. Bu doğal süreçler sonucu ortaya çıkan bir çevre sorunu olabilir. Yani doğru cevabımız C şıkkı oldu. D. Şehir içi aydınlatmaları nedeniyle ışık kirliliğinin ortaya çıkması yine insan kaynaklı. Otomobil ve fabrikaların yoğun olduğu yerlerde ses kirliliğinin oluşması yine insan beşeri kaynaklıdır. Yani burada volkanik patlama doğal, doğal olduğu için zaten C şıkkını değerlendirdik. Kentlerde ve sanayi testlerinden çıkan zehirli gazların kış mevsiminde sis ile birleşmesi sonucu oluşan hava kirliliğine Londra tipi hava kirliliği denir. Bu hava kirliliğinin haritada numaralanmış alanlardan hangilerinde görülme olasılığı daha fazladır? Özellikle kentleşme ve sanayileşmenin fazla olduğu bir numara Amerika Birleşik Devletleri. Bunun yanında 3 numara Çin dikkate alınabilir. Ki İskandinav ülkeleri olsun. Bunun yanında Şili gibi Güney Amerika ülkeleri olsun ya da Afrika'daki ülkeler olsun bu alanlarda zaten sanayileşme ve kentleşme çok fazla değil. O yüzden doğru cevabımız 1 ve 3. Yani Amerika Birleşik Devletleri ve Çin oldu. B şıkkını doğru cevap olarak aldık. Beşeri faaliyetler sonucu toprak yapısına ait fiziksel, kimyasal ve biyolojik dengenin bozulmasına toprak kirliliği denir. Aşağıdakilerden hangisi bu kirliliğe yol açmaz? Ki ekonomik değeri yüksek olan endüstri bitkileri yani pamuk gibi bitkilerin yetiştirilmesi orada bu kirliliğe yol açmaz. Ancak toprağın üst kısmının dış kuvvetler tarafından süpürülmesi ve burada hızlandırılmış erozyon dediğimiz kısımda insanların Nadas'a bıraktığı alanlar sonucunda Nadas tabii ki orada belli bir süre boş bırakma dinlendirme durumuydu. Bunun sonucunda erozyon artabiliyor. Tarım ürünlerinin asıldığından sonra anızların yakılması oradaki ekosisteme zarar veriyor, canlıların ölmesine sebep oluyor, hava kirliliğine sebep oluyor. Orman alanlarının tarım arazisine dönüştürülmesi yanlış bir arazi kullanımı ki ormanlık alanları yok edersek oradaki canlıların özellikle yaşam alanını yok etmiş oluruz. Bu da e, ekolojik dengeyi bozuyor. Tarımsal verimi arttırmak için kimyasal zira ilaçlar yine oradaki birçok canlıya zarar veriyor, öldürüyor. Bu da dikkate alınabilir. Ki B şıkkındakini hızlandırılmış erozyon olarak düşündüğümüz için doğru cevabımızın A şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Radyoaktif kirlilik, radyoaktif maddelerin hava, su ve toprağa karışmasıyla gerçekleşir. Aşağıdakilerden hangisi bu kirliliğe yol açmaz? Nükleer santrallerde radyoaktif maddeler, mineraller kullanılmakta. Uranyumun zenginleştirilmesi gibi. Bu dikkate alınabilir. Savaşlarda atom bombasının kullanılması yine nükleer olarak dikkate alınıyor. C hastanelerdeki görüntüleme cihazları etrafa radyasyon yayıyor, radyoaktif kirliliğe sebep oluyor. Enerji üretiminde termik santraller, termik santral petrol, doğalgaz, taş kömürü ile çalışıyor. Bunlar radyoaktif kirliliğe sebep olmaz, karbondioksit salımı yaptığı için hava kirliliğinde özellikle baktığımızda karbon miktarını arttırmaktadır. E televizyon, bilgisayar, cep telefonu gibi haberleşme cihazlarının kullanımı da yine radyoaktif kirliliğe sebep olmaktadır. Ki burada enerji üretiminde termik santraller karbon salınımı yaptığı için radyoaktif kirliliğe sebep olan durumlardan birisi değil. O yüzden D şıkkı doğru cevabımız oldu. Sanayileşme ve nüfusun fazla olduğu bölgelerde çevre sorunları fazladır. Bu sorunların haritada numaralanmış alanların hangilerinde daha fazla olması beklenir? 1 numara Kocaeli ki Kocaeli sanayileşmiş, nüfusun fazla olduğu bir yer. 2 numara İzmir çevresi yine sanayileşmiş, nüfusun fazla olduğu bir yer. O yüzden bu sorunların en çok 1 ve 2'de İzmit ve İzmir'de olduğunu söyleyebiliriz. 4 numara kısmına baktığımızda özellikle İç Anadolu'nun doğusuna doğru Yozgat, Sivas gibi alanlarda bu kirlilik çok fazla olmaz çünkü sanayileşme ve şeyleşme yok. Şanlıurfa'nın doğu kısımları daha sonra Mardin geliyor. Onun dışında Bayburt, Gümüşhane gibi alanlar kısmında da bu kirliliği çok fazla görmüyoruz. O yüzden de A şıkkını doğru cevap olarak aldık. Belirli bir kalkınma seviyesine ulaşan ülkeler geliştirdikleri sürdürülebilir kalkınma projeleri ile doğal kaynakları en doğru şekilde kullanmaya çalışmaktadır. Bu duruma ülkelerinden hangileri örnek gösterilebilir? Bir Güney Kore ki gelişmiş bir ülke ve kalkınma ee, seviyesi yüksek bir ülke. O yüzden bunlar sürdürülebilir kalkınma projeleri ile doğal kaynakları daha akılcıl ve e, gelecek nesillere de aktarma yönünde çalışmalar yapmaktadır. İki Norveç ki İskandinav ülkesi özellikle geri dönüşüm konusunda olsun bu tür sürdürülebilir projelerde oldukça önde. Bunu da alabiliriz. Ama Pakistan Sudan gibi ülkeler gelişmemiş belli kalkınma seviyesine ulaşmamış ülkelerdir. O yüzden 1 ve 2 yani Güney Kore ve Norveç aldık. A şıkkı doğru cevabımız oldu. Yukarıdaki verilen çevre sorunlarından hangileri daha geniş alanları etkiler? Ki baktığımızda küresel iklim değişikliği küresel boyutta yani dünya boyutunda önem taşıyan ve daha geniş alanı etkileyen bir e, kirlilik ya da çevre sorunu olabilir. Bunun yanında ozon seyrelmesi yine e, baktığımızda küresel iklim değişikliğine sebep olan noktalardan birisi yine bağlantılı olarak küresel bir sorun oluşturmakta. Gürültü kirliliği şehirlerde ki daha lokal alanlarda karşımıza çıkıyor. Toprak kirliliği yine baktığımızda tüm dünya çapında bir küresel iklim değişikliği gibi etkiye sahip değil ama tabii ki gürültü kirliliğine göre daha geniş alanları kapsayabiliyor. Ama değerlendirdiğimizde bu dördü içerisinde 3 ve 4'ün daha geniş alanlarda etkili olduğunu söylemek mümkün. O yüzden E şıkkı doğru cevabımız oldu. Aşağıdaki tabloda bazı olaylar ve bu olaylar sonucunda ortaya çıkan çevre sorunları eşleştirilmiştir. 1. Sülfür ve azot oksidin su buharı ile birleşerek yere düşmesi asit yağmurlarına sebep olmaktadır. 2. Konutların ısıtılmasında fosil yani termik olarak düşündüğümüz özellikle petrol, doğalgaz, linyit, taş kömür gibi kaynaklar oluyor. Bunların yakılması karbon salınımını arttırdığı için hava kirliliğine sebep olmaktadır. 3. Enerji üretiminde jeotermal sıcak sudan buhar gücünden elektrik üretiminin yapılması radyoaktif kirliliğe sebep olmaz. Radyoaktif kirlilik özellikle atom bombası gibi ya da bunun dışına baktığımızda nükleer santrallerde kazalar sonucu bu tür olaylarla daha da artmakta. 4. Yolların aydınlatılmasına kullanılan sokak lambalarının arttırılması ışık kirliliği. 5. Hava alanlarının yerleşmelere, yerleşme alanlarına yakın yerlere kurulması gürültü kirliliğine sebep olur hata yapılan hangisinde hata yapılmış dediği için doğru cevabımız C şıkkı 3 numara olarak dikkate alındı. Sularını topladıkları alanda nüfus ve sanayileşmenin yoğun olduğu akarsulara karışan yabancı maddelerin fazla olması su kirliliğine yol açmaktadır. Aşağıdaki akarsulardan hangisinde bu kirliliğin daha az olması beklenir? Büyük Menderes Ege'de ki bulunduğu alanda sanayileşme ve şeyleşme fazla. Meriç Nehri en kirli akarsulardan birisi Edirne kısmında karşımıza çıkıyor. Kura Doğu Anadolu'da çok fazla kirlilik yok ki Türkiye'de en temiz akarsuları sayarsak Hakkari'de bulunan Zap suyu bunu Kura, Aras gibi nehirler takip ediyor. Seyhan Adana'da ki sanayileşme ve şeyleşme var. Sakarya Nehri Eskişehir Sakarya gibi illerden geçiyor ve en kirli akarsular içerisinde Türkiye'de. O yüzden Doğu Anadolu'da dikkate aldığımız kura burada kirliliğin daha az olduğu bir akarsu oldu. C şıkkı doğru cevabımız oldu. Yer kabuğunun kırıklardan derine doğru sızan sular, mağmanın etkisiyle ısınarak tekrar yüzeye çıkar. Sıcaklığı çok yüksek olan bu sular jeotermal enerjide ve konutların ısıtılmasında kullanılır. Genç oluşumlu arazilere sahip ülkeler ülkelerde bu tür doğal kaynaklara sıkça rastlanır. Haritada numaralanmış alanlardan hangilerinde bu kaynaklar daha fazladır? Biz yer kabuğunun kırıkları, fayattı, deprem, sıcak su gibi özellikleri duyarsak, hayat kurtaran H dediğimiz, özellikle dünyada önemli fayatlarının bulunduğu alanları çizmeliyiz. Ki burada hayat kurtaran H'mizin, özellikle Asya'nın doğusu, Endonezya gibi ülkelerin geçtiği alanları dikkat alarak bir çizgi çekebiliriz. Amerika'nın batı kıyılarından bir çizgi çekebiliriz. Bu da H'nin diğer kısmını oluşturuyor. Orta Amerika'dan Akdeniz Havzası'ndan geçecek şekilde bir H harfi oluşturduğumuzda bu alanlar ve çevresinde biz fay hattı, deprem, sıcak su kaynaklarını görebiliyoruz. O yüzden burada 3 ve 4 numaralı alanı almamız gerektiğini bu alanlarda jeotermal enerji kısmında önemli yerler, potansiyele sahip yerler olduğunu söyleyebiliriz. 3 ve 4'ü aldık. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı oldu. Rüzgarın kinetik enerjisinden çeşitli şekillerde yararlanılabilir. Günümüzde rüzgar türbinleri ile temiz enerji üretilmektedir. Bu kaynak doğa ile dost olmasına rağmen bazı olumsuzlukları da vardır. Bu olumsuzluklar arasında durumlarından hangileri yer almaktadır? 1. bu santrallerin kurulacağı alanların geniş yer kaplaması, o alanları işgal etmesi, Tabii ki olumsuzluklardan birisi. 2. Gürültü kirline o pervaneler dönerken ya da rüzgar gülleri dönerken e, gürültü kirliliğine yol açabiliyor. Olumsuz yanlarından birisi. 3. Göçmen kuşların ölümüne yol açması ki o e, pervaneler yine bu tür kuşlara zarar veren noktalarda olumsuz bir özellik gösteriyor. 3'ünü de aldık. E şıkkı doğru cevabımız oldu. Yukarıda verilenlerden hangileri Türkiye'de yenilenebilir doğal kaynakların kullanıldığına örnek gösterilebilir. Yenilenebilir kaynak deyince rüzgar, güneş, jeotermal, hidroelektrik gibi özellikleri dikkate almamız gerekir. Bir numarada Germencik'te jeotermal ki jeotermal kaynaklar yenilenebilir bir kaynaktır. 2. Mamak'ta biyokütle enerjisi ile üretilmesi ki bu özellikle çöpler ya da çeşitli bitkisel yağlar bu şekilde yine yenilenebilir enerji kaynaklarında sayılmaktadır. 3. İzmit'te petrolden petrol fosil bir yakıttır. Yenilenebilir bir enerji kaynağı değildir. 4. Gümüşhane'de kömür. Kömür yine fosil bir yakıttır. Yenilenebilir bir kaynak değil, tükenebilir bir kaynaktır. 3 ve 4 tükenebilir, yenilenemeyen olduğu için biz yenilenebiliri 1 ve 2 olarak aldık. A şıkkı doğru cevabımız oldu. Aşağıdakilerden hangisi doğal kaynakların yanlış kullanımına örnek gösterilebilir? A. İsrail'in Arava çölünde Damla sulama sistemleriyle sebze meyve üretmesi. Damla sulama sistemi suyu verimli bir şekilde kullanarak sulama yaptığımız anlamına geliyor. O yüzden bu yanlış bir kullanım değil. B. Rize ve Artvin'deki bitki örtüsünün orman olduğu yerlerde arıcılık yapılması. Ki bitki örtüsünün yürü olduğu yerlerde normal olarak doğal olarak arıcılık yapılabilir. Bu e, doğal kaynakların yanlış kullanımına örnek değil. C. İtalya'da alüvyal topraklara sahip ovalarda endüstri bitkileri ki endüstri bitkisi pamuktan dokuma. Yine ay çiçeğinden yağ gibi. Bu da normal bir uygulama. De Endonezya'da yağmur ormanlarının kesilerek yerine yağ üretmek için palm tarımının yapılması ki ormanları tahrip etmemek gerekiyor. Bu yanlış bir kullanıma örnek. İsveç'te yetişmesi uzun zaman alan meşe, gürgen, kayın gibi ağaçların sanayide ham madde olarak kullanımının engellenmesi yine e, bu da e, doğru bir kullanım. Ama yanlış kullanım kısmında D şıkkını aldık, yağmur ormanları ya da ormanların tarif edilmesi doğru bir şey değil. O yüzden D şıkkı doğru cevabımız oldu. Türkiye'de termik santral tesisi kurmak isteyen bir yatırımcı doğal ve beşeri çevreye zarar vermeden enerji, enerji üretmek istemektedir. Bu yatırımcı unsurlarından hangilerine dikkat ederek tesisi kurarsa amacına uygun hareket etmiş olur. Bir, iklim koşulları ki bir yerde baktığımızda sürekli yüksek basınç koşulları etkili oluyorsa oradaki hava yükselemiyor ve orada biriktiği için ki bu tür bir termik santral kurulduğunda özellikle petrol, doğalgaz, kömür gibi yakıtlarla çalışan oradan çıkan zehirli gazlar yükselemez. Bu da orada kirliliği arttırabilir ve çevre kirliliği artarsa tabii ki zarar ortaya çıkmış olur. O yüzden iklim koşullarını dikkate almalı. 2. Su kaynakları ki tesisin özellikle su kaynaklarını kirletmemesi için yine buna dikkat etmeli. 3. Tarihi yapılara zarar vererek tabii ki oraya e, bu tesis yapılmaz. O tarihi yapıları gözeterek ya da bunların olduğu yere o tesisi yine yapmaması gerekiyor. Yani 3'ü de burada dikkate alınması gereken unsurlar oldu. E şıkkı doğru cevabımız oldu. Haritada numaralanmış ülkelerden hangisinde doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımına daha az dikkat edildiği söylenebilir. Bir numara Kanada gelişmiş bir ülke doğal kaynakların sürdürülebilir yani baktığımızda gelecek nesillere de aktarılarak ve verimli bir şekilde kullanılarak dikkate alındığını söyleyebiliriz. 2 İngiltere burada da yine aynı şekilde dikkate alınıyor. 3 Japonya gelişmiş bir ülke yine aynı şekilde dikkate alınıyor. 5 Yeni Zelanda yine gelişmiş ve bu şekilde kaynaklar sürdürülebilir bir kullanıma sahip. Ancak Kongo Cumhuriyeti gibi Afrika ülkeleri gelişmemiş olduğu için buradaki doğal kaynaklar bu şekilde kullanılmıyor. O yüzden doğru cevabımız 4 numara D oldu. Bir çevre sorununa bağlı olarak ortaya çıkan sonuçlar verilmiştir. Kutuplardaki ve dağların zirvelerindeki buzulların erimesi. Çocuklarda ve yaşlılarda insan sağlığının bozulması tarımsal üretimdeki verimin azalması kıyıda bulunan bazı şeylerin sular altında kalması kutuplarda yaşayan bazı canlıların sayısının azalması bu durumların ortaya çıkmasına neden olan çevre sorunu aşağıdakilerden hangisidir ki küresel ısınma yani küresel iklim değişikliği birlikte kutuplardaki buzulların özellikle giderek erimesi bu erimeyle birlikte deniz seviyeleri yükselmesi ve kıyılarda bulunan bazı şehirlerin sular altında kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalması yani küresel iklim değişikliğini burada dikkate almamız gerekiyor. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı oldu. Asit yağışları ya da asit yağmurları özellikle sanayileşmiş alanlarda, şehirleşmiş alanlarda karşımıza çıkıyor. Jeolojik afetler deprem gibi, volkanik faaliyetler gibi yer yapısına bağlı olan kısımda değerlendiriliyor. Radyoaktif kirlilik, nükleer alan dikkate alınıyor. Ozon seyrelmesi, çeşitli gazları yine atmosfere zarar vermesinden kaynaklı bir durum ama buradaki özellikle bahsedilen kısımda küresel iklim değişikliğini dikkate aldık.